Size karşı karşıya gelen ışık dalgalarını örnekleyen kağıttan bir model göstereceğim. Öncelikle ihtiyacınız olacak malzemelerin listesine bir göz atalım. 20 tane 8 x 13 cm boyutunda kart, 15 tane 13 x 18 cm boyutunda kart, bir tükenmez kalem ya da kurşun kalem, kırmızı ve mavi tahta kalemi, şeffaf bant, makas ve maskeleme bandı. Her biri kırmızı ışığın dalga boylarından birini temsil eden 12 tane kart hazırlamanız gerekecek. Öncelikle büyük kartlardan birini ortasından katlıyoruz ve bu şekilde diğerinin içine yerleştiriyoruz. Bu şekilde kartın tam orta noktasından geçen bir eksen elde etmiş olacağız. Bu sefer de bu şekilde katlayacağız ve aynı şekilde tam ortadan bir kere daha katladıktan sonra da kartı açacağız. Şimdi de sinüs dalgası için bazı noktalar belirleyeceğiz. Bir uçta 0, tam ortada 0 ve diğer uçta da 0. Kartın üst noktasından yaklaşık 1 santimetre aşağısında bir maksimum ve kartın alt noktasından 1 santimetre üzerinde de bir minimum. Sonra da bu noktaları birleştireceğim. Evet, elimden geldiğince düzgün bir çizim yapmaya çalışıyorum. İşte böyle. Bu şekilde kestiğimde, kırmızı dalga boyu için 2 örnek elde etmiş olacağım. İsterseniz bunlardan birini kullanması için bir arkadaşınıza verebilirsiniz. Örneği kullanarak düzgün bir kırmızı dalga çizelim. Videonun başında da dediğim gibi bunu 12 defa tekrar edeceğiz. 12 kart tamamlanınca kartları 6 karttan oluşan 2 satır elde edecek şekilde birbirine bantlayacağız. Bunu yaparken eğrinin düzgün bir biçimde devam ettiğinden emin olun. Kartlar ucuca gelmeli, üst üste değil. Bir tarafını bantlayınca aynı işlemi arkasını çevirerek tekrarlayın. Bu şekilde 6 kartı yan yana bantlamanız gerekiyor. Kırmızı dalgayı içeren toplam 2 şerit elde edeceksiniz. Bitince aynı şeyi daha küçük olan kartlarla 8 karttan oluşan 2 şerit için mavi dalga boyları için yapacağız. Kırmızı ışığın dalga boyu yaklaşık olarak 700 nanometredir. Mavi ışığınki ise yaklaşık olarak 500. Bu kartları kullanarak kırmızı ve mavi dalga için gerçeğine oldukça yakın bir model elde edebiliyoruz.